Ödercim gel. İşte yatağım bu. Çok güzel Müstesna teyze. Yatak da kocamanmış. Burası ardiyeydi. Bütün yükler falan buradaydı. Biz toparladık senin için. Ekrem Beylerin eski yatağı bu da onun için. Çok güzel. O da biraz küçük ama artık idare edersin değil mi? Ne demek Müstesna teyze? Bunu da yedek getirdim. Üşürsen diye. Sağ ol Müstesna teyzeciğim. Hadi Allah rahatlık versin küçük surat. Bana bak annemin yanında pot falan kırmadın değil mi? Yok kırmadım. Bir duyarsa var ya senin benim kardeşim olduğunu beni öldürür seni de kapının önüne koyar ona göre. Merak etme abi belli etmem. Abi yok Zülfikar Bey diyeceksin. Zülfikar Bey mi? Ya şimdi Zülfikar Bey demen lazım. Direkt abi dersen şüphelenirler. En olmadı Zülfikar abi diyeceksin hani yaş farkı var ya. Peki abi. Abi yok. Pardon Zülfikar abi. Aferin. İyi. O ne? Bakayım. Etek. Etek. Buna niye bikini malzemesi kadar malzeme kullanmışlar? Nasıl? Nasıl ne ya? Benim kardeşim böyle şeyler giyemez. Yapma Zülfikar abi ya. Zaten bizim orada da giyemedim bu eteği laf ederler diye. Bari İstanbul'da giyelim diyordum. Yok ya. Burası sizin oradan beter kızım. İti var kopu var takılacaklar peşine. Ama Zülfikar abi. Aması maması yok. Bir kere her şeyden önce sen Tophaneli Zülfikar'ın kardeşisin. Ona göre davranmak ve giyinmek zorundasın. Bundan sonra bakkala çakkala giderken etrafa bakmak yok. Ha oldu da lavuğun biri geldi. Sana laf attı. Oldu da seninle konuşmak istedi. 5 dakika bekleyin ben geliyorum diyeceksin. Beni çağıracaksın. Ondan sonra ben gelip onu tophaneden denize dökeceğim tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Zülfikar abi. Tamam. Yarın sabah da gelip kıyafetlerini kontrol edeceğim. Ha bunu çöpe atmak zorunda değilsin. Toz bezi olarak kullan. Tamam mı canım? Hadi Allah rahatlık versin.